hitap edin yüce meclisimize. Teşekkürler Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Birkaç haftadır yapmak istediğim ancak bir türlü yapamadığım bir konuşma başlığıdır Girne Antik Liman. Maalesef geçtiğimiz hafta Sayın Bakan'la konuştuk. Sağlıkla ilgili bir sıkıntıdan dolayı bugün de yanılmıyorsam yurt dışında olması hasebiyle aslında ona sormak istediğim ve Girneliler adına, esnaf adına, yatçılar adına, herkes adına almak istediğim cevapları yine bugün oradan kendisine buradan yöneltemeyeceğimi gördüm. Ancak ben yine de konuşmamı çok kısaltılmış ve küçük bir şekilde yapıyorum buradan. Girne milletvekillerimiz de buradadır. Girneli bakanımız da buradadır. 14 Kasım'da yanılmıyorsam Turizm Bakanlığı'nın bütçesi de komitede görüşülecektir. O gün daha detaylı bu soruları Sayın Bakan'a da soracağım. Bugün buradan ifade ettiklerimin kendi danışmanları, müsteşarı artık kim ise konuyla ilgilenenler tarafından duyulmasını ümit ediyorum ki Sayın Bakan en azından bütçe görüşmelerine Girne Limanı'yla ilgili bize detaylı bilgilerle gelsin. Çünkü bir yıldır Girne Limanı'nın antik limanı ne zaman sorsak halledecek, oldu, yapacağız, bitti, bitiyor. En son bu ayın 25'inde açılacağı gibi gayri ciddi cevaplar alıyoruz ve artık yeter. Girnelilerin, bölge halkının, esnafın, sadece liman esnafının değil, çarşı esnafının, yatçıların, teknecilerin, mal sahiplerinin, herkesin artık sinir uçları yeterince hassastır. Ve ciddi bir doyum noktasına ulaştık bu ciddiyetsizlikle alakalı olarak. Bunu buradan açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Ve memnunum içeride bir iktidardan bir Girne milletvekili, iki Girne milletvekili, bir bakan olmak suretiyle burada olmalarından. Lütfen bunu Bakanlar Kurulu'nda Sayın Bakan siz de Fikri Bey'e iletiniz. Kıbrıs dediğimizde geçtim ben KKTC'yi, Girne'yi, Kuzey'ini, Güney'ini. Girne Antik Liman vitrinidir bu ülkenin, bu coğrafyanın vitrinidir Girne Antik Liman ve belki de 100 yılda bir yapılacak olan bir restorasyon projesine girildi. Tarihi anlamda, kültürel anlamda, tarihi kültürel kaynaklarımız, hafızamız anlamında çok önemli bir yeri vardır. Dolayısıyla sadece Girnelilerin meselesi de değildir, sadece Turizm Bakanı'nın da meselesi değildir Girne Antik Liman. Çok bütünlüklü olarak ele alınması gereken bir meseledir. Ve maalesef bu ciddiyet, hak ettiği ciddiyet, hassasiyet, önem ne geçtiğimiz uzun yıllar içerisinde ne de bu son ihale döneminde limana verilmiştir. 2012 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla biliyorsunuz Girne Limanı 25 Ocak 2012 tarihinde 1687 sayılı Turizm Endüstri Teşvik Yasası'nın 8. maddesinin 1. fıkrası uyarınca korunmaya muhtaç turizm bölgesi ilan edildi. Ve bu ilanı müteakip olarak da kontrol, yönetim ve işletmesi Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı'na devredildi. Dolayısıyla 2012'den sonra limanda aslında yetkiler anlamında birçok kağıt üstünde yetkili ama pratikte etkisiz kurum oluştu. Diğer yandan Mendirek'den ötesi ve işte orada limanda biliyorsunuz Mendirek ve kalenin yuvarlak kulesi arasındaki kısımla alakalıydı bu. Bu onun onlardan sonra devam eden kısımlarla ilgili olarak da Ulaştırma Bakanlığı yetkisine devam etti. Belirli noktalarda elbette Girne Belediyesi'nin de oraya hizmet götürmekle alakalı muhakkak ki sorumlulukları vardır. Çok başlı bir yapı oluştu limanda ve o günden beridir de liman aslında maalesef hep gittikçe kötüye giden bir noktaya geldi. Dolayısıyla nihayet yılan hikayesine dönen ihale süreçlerinin realiteye dönmesi noktasında biz de ana muhalefet olarak da her ne kadar o süreç çok kötü yönetildiyse de iyi olma takibini de elbette yaparak daha iyi olabilmesi adına çok dikkatli gittik. Eleştirilerimize de dikkatli gittik. Çünkü limanın renovasyonu her birimiz için elbette ki çok önemli ve kıymetliydi. Ancak bu süreç ilk günden itibaren maalesef çok hatalı sürdürüldü.
20 küsur milyon TL için hatırlayacaksınız. 24 Eylül 2022 tarihinde ihaleye çıkıldı. Bir yılı geçti ihale süresinden bugüne kadar. Ne gerekçeyle çıkıldı tabii ki? Daha bölgenin etkin ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması, bu anlamda ilgili restorasyonun yapılması denilerek yola çıkıldı. Aralık 2022'de de iyileştirme altyapı tadilat ve tamirat çalışmaları başlatıldı ve en geç Mayıs 2023'te tamamlanacağı söylendi. Ama o kadar beceriksiz, umursuz, iş bilmez bir şekilde çıkıldı. Aceleyle çıkıldı bu ihaleye ki. Aceleyle rakamda ihale... 20'de kalmadı Fazilet Hanım. Son rakamları biliyorsunuz, ödenen rakamları. Tabii yani bu çıkış noktasıydı sayın vekilim, haklısınız. 20 milyon diye çıkılan yolda bugün geldiğimiz noktada ne söz verildiği üzere Mayıs 2023'te liman bitti, ne de o denilen rakamlarda kalınıldı. Çünkü ihaleye çıkılıyor, elektrik projesi yok. Şu ana kadar 51 milyon ödendiği söyleniyor. Evet, şu ana kadar Sayın Maliye Bakanı, hem bir Girneli olmanız hem de Maliye Bakanı olmanız hasebiyle sizin de bunları kontrol ve denetliyor olmanız gerektiğini düşünüyorum. Sizin kendi maksatlarınız bakımından da verebileceğiniz bir cevap varsa bugün onları da elbette duymak isteriz. 20 milyon diye çıkılan yolda ilk önce elektrik projesinin eksikliği noktasında zaten ihale miktarından yarışacak bir rakamda bir elektrik ihalesi çıktı. Daha sonra biz CTP milletvekilleri olarak gidip bölgeyi incelediğimizde bir baktık ki ihaleye çıkılmış, evreka dendi, elektrik geçiyormuş buradan. Bilmiyorlardı alttan kazdıkça geçmişten kalan hatların çıkacağını. Büyük bir şaşkınlıkla bu tespit edildi. Gittik baktık, iskeleler yıllardır atıl kalmış, çürümüş, çürümekte olan iskeleler. Bunları ne zaman yapıyorsunuz? Yok dediler bize. Onlar ihale kapsamında değil. O dönemde de ben konuyu burada meclis kürsüsünden gündeme getirdim. Sayın Bakan meclis kürsüsünde çıktı ve dedi ki evet burada bir eksiklik olabilir ama biz iskeleleri de yapacağız dedi. Bugün oldu. Çok kısa bir süre önce yine biz Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri, bölge milletvekilleri olarak bölgeyi ziyarete gittiğimizde gördük ki örneğin o ahşap iskelelerle ilgili olarak, değil mi sayın vekilim, hiçbir şekilde herhangi bir şey yapılmadığı gibi yapılacağına dair bir niyet, çalışma da ortada yok. Geldiğimiz noktada başka bir sürprizle karşılaştı oradaki esnaf ve öyle bir noktaya getirildi ki oradaki insanlar da birbirine düşürüldü. Yani esnaf, yatçılar, mal sahipleri hepsi de birbirine düşürüldü. Çünkü sağlıklı istişare toplantıları yapılmadı. İİDAR yasasına uygun, mevzuata uygun toplantılar, görüş alışverişleri de yapılmadı. Şimdi öyle bir kaotik noktaya geldik ki tekne sahipleri, yatçılar, yat sahipleri, oradaki ekmeğini oradan kazanan insanlardır bunların içerisinde ağırlıklı. Onların başka noktada görüşleri, ısrarları var. Kendi ifade ettikleri pencereden haklı oldukları noktalarda herkesin var. Esnafın başka ifadeleri var. Mal sahiplerinin başka sıkıntıları var. Geldik bugün, bir koca yaz sezonunu öldürdünüz, bitirdiniz. Tur operatörleri Girne'ye olan turlarını kaldırdılar. Sadece liman esnafı değil, çarşı esnafı ve bölge genel olarak bu işten zaten ciddi şekilde zarar gördü. Ve bugün geldiğimiz noktada orada kim var kim yok herkesi de birbirine düşürdünüz. Yani bu siyasiler için de çok zor bir durum anlıyorum ama mesele siyasilerin zora düşüp düşmemesi meselesi değil. Mesele oranın hak ettiği çehreye kavuşup en kısa zamanda halkın, turizmin kullanımına gelmesi. Bir yıldır mağdur Girneli. Esnafı mağdur, teknecisi mağdur, mal sahibi mağdur, herkes mağdur, Girneliler mağdur. Ve günün sonunda 3 Ağustos tarihinde Yüksek Anıtlar Kurulu bir karar açıklıyor, bir harita açıklıyor. Onu fırsat bulamadım, bugün yoğun bir gündü basayım. Tamamen ve iddia edilen o ki verilen sözlerin anda hiç alakası olmayan bir şekilde yolun geçişiyle ilgili olarak çok farklı bir düzenleme yapıldı. Bakınız ben bir hukukçuyum, ben bu konularda uzman değilim. Buradan çıkıp da size niye yol
denizden taraf olmalıdır, doğrusu budur. Ya da yol işte oradaki lokantaların, dükkanlarının önünden geçmelidir, doğrusu budur diyebilecek bir konumda değilim. Olmak zorunda da değilim. Bu karar verilirken bu tüm paydaşlarla birlikte oturulup en doğrusu neyse ve açık sözlülükle yapılması gereken bir şeydi. Aniden 3 Ağustos'ta öyle bir taslak kondu ki ortaya, takriben 2000 sandalye kapasitesinden 300'e düştü. Yani kaleye yakın işletmemiz, ismini vermeyin, buradan uygun değil, 4 tane sandalyesi olacak. 2 şemsiyesi var en uçtaki işletmenin. Düşünebiliyor musunuz? Yıllardır bu insanlar orada esnaftırlar, emek veriyorlar. Tabii ki hilal şeklinde olması ve yapısından dolayı herkes aynı şekilde etkilenmedi. Genel olarak bir azalma sayısı var sandalye sayısında. Gerekiyorsa sandalye sayısı da azalacaksa azalsın, dediğim gibi paydaşlarla konuşularak ve ciddi, herkesin de anlayacağı, ikna edileceği toplantılar çerçevesinde azaltılacaksa azaltılsın, ama bu bir sürpriz olarak geldi insanlara ve %100 olumsuz etkilenenler var, bir miktar olumsuz etkilenenler var. Bu acaba farklı hibrit bir çalışma olabilir miydi, nasıl bir şeyler yapabiliriz derken orada esnafın bir kısmı geçtiğimiz hafta itibariyle konuyu mahkemeye taşıdı. Ne oldu bunun üstüne? Turizm Bakanlığı küstü. Ben diyorlar şimdi, biz anlaşacaktık, yapacaktık, madem mahkemeye götürdüler, mahkeme ne karar verirse. Yahu mahkeme mi karar verecek? Limanın yolu nereden geçecek? Şemsiyesi nerede olacak? Şemsiye mi olacak? Pergola mı olacak? Bu insanlara birçok sözler verildiği söyleniyorlar. Bu insanlara çalıştırmadıkları dönemlerle ilgili, esnaf ile ilgili konuşuyorum, belirli katkı yapılacağı ve bu katkıları almadıkları ya da önemli oranda almadıkları söyleniyor. Ha, tekneciler yıllardır onların da bir mağduriyeti. Onlar da diyorlar ki biz de aksesimiz sürekli bir şekilde kısıtlanıyordu. Biz de böyle olmasını istiyorduk. Ben dediğim gibi ne o doğrudur ne bu doğrudur diyebilecek noktadayım. Olmak da zorunda değilim. Ama hükümet, ama bakanlık o noktada çalışma yapmak zorundadır. Herhangi birinin tarafını tutmadan ve işi bilimsel çalışmalar sonucunda, tespitler sonucunda nihayetlendirilmesi gerekirken, Mayıs'ta bitecek denirken geldik Kasım'a, hala daha liman çalışabilecek, hizmete girebilecek noktada değil. İtirazlar sürüyor ve herkes birbiriyle sıkıntılı. Bir de daha iyi anlaşılması, işte görülmeyecek burada, daha önce, sonra size vereceğim Sayın Bakanlar. Bir de şöyle bir durum var. 92'de geçen Girne koruma planı var. Girne koruma planına göre ise yolun geçtiği yer ve açık eğlence yerleriyle ilgili alan da daha farklı bir şekilde burada kaleme alınmış. Bakınız, altını çiziyorum. 2023 koşullarında olması gereken budur veya değildir. Bu başka bir tartışma konusudur. Ama eğer siz bunu değişecekseniz, burada pembeler, maviler, sosyal kültürel alan, açık eğlence alanı, kapalı eğlence alanı, yol. Çünkü bu belediyenin alacağı işgaliyeyle de ilgilidir. Belediyenin hizmet alanıyla da ilgilidir. Siz bunda bir değişiklik yapacaksanız, kusura bakmayın ama oturup kafanıza göre yapamazsınız. Ve siz eğer Girne koruma planı değişecekseniz, ki günün gerekleri değişmesini gerektirebilir, o zaman onu da idare yasasının ortaya koyduğu toplantılar ve çalışmalar çerçevesinde yapacaksınız. Aksi takdirde 2023 Mayıs derken 2023'ün işte böyle Kasım'ına geliriz. Liman orada atıl bir şekilde durur. Ve öyle bir de noktaya geliriz ki, yani son bunu da söyleyip sözlerimi bitireceğim. İnsanları yer döşemesiyle ilgili bile birbirine düşürdünüz ya. Birkaç ay önce herkes, iskelede oturanından tutun Karpaz'da, Mausa'da, Lefkoşa'da oturanına kadar herkes görüş beyan etti. Beton oldu mu buraya, olmadı mı? İşte parke taşı olursa daha iyi, sarı olsun rengi. Yahu halk buna kendi estetik görüşüne göre karar verebilir mi? Ceyhun Bey farklı düşünür, ben farklı düşünebilirim, siz farklı düşünebilirsiniz. Bu böyle, herkes sosyal medyada yazdı, doğrusu budur. Ha, o zaman doğrusu buysa betonları sökelim, şimdi de parke taşlarını koyup denecek kadar gayri ciddi bir şekilde yaklaşılabilir mi bu olaya?
Yani olamaz böyle bir şey. Bir gün gittik, baktık hep beton. Beton aldı, beton gidiyordu. Son gittiğimizde parke taşı itiraz geldi, böyle yaptık. Doğruysaydı beton niçin değiştiniz? Doğru değilseydi niçin o betonu dökmeye başladınız? Parke taşlarının oradaki durumu liman için sağlıklı mıdır? Yağmurlar yağdığında, oturma gerçekleştiğinde kaplama zeminden ilgili sıkıntı yaşayacak mıyız, yaşamayacak mıyız? Kocaman kocaman ışıklarla ilgili altyapı düzenlemeleri yapıldı Sayın Bakan. Onların hepsi hayata geçirilirse nasıl olacak? Işıl ışıl bir yer olacak liman, o dokusu, o daha Girne'ye has, daha nostaljik, daha romantik diyeyim dokusu örneğin kalkacak mı? Böyle bir açık hava müzesi gibi mi olacak? Paylaşılanlar, gittik biz de yerinde gördük. Sağlıklı değil orayla ilgili yürütülen süreç. Geldiğimiz noktada bizim değildir liman. Liman yüzlerce yıldır oradadır. Ve yüzlerce yıl daha antik liman orada olmaya devam edecektir. Bizim hakkımız yoktur bize devredilen, böylesine dünya çapında yeri olan bir tarihi, kültürel mirası kafamıza göre mesleği Turizm Bakanlığı'ymış gibi Fikri Bey'in ve etrafındakilerin ve Girne'li olmakla övünen, kendi de Turizm Bakanlığı yapan başbakanının umursamaz bir şekilde har vurup harman savursun, çarçur etsin bu toplumun mirası, hakkı yoktur kimsenin. Bizden sonraki nesillerindir ve kimse kusura bakmasın. Bizim ömrümüz yetmeyecek limanın belki de tekrar renove edildiğini görmek. Böyle bu evinizin balkonuna pergola koyacaksınız, küçük değişiklik yapacaksınız tadilatı değildir bu. Bir belki de 100 yıl sonra yapılacak, 60 yıl sonra yapılacak, 70 yıl sonra yapılacak böyle kapsamlı bir dönüşüm. Bu kadar kötü ele alınması çok yanlıştı, hatalıydı. Hala daha bu yanlışa doğru istişareler yapılmayarak devam ediliyor. Benim buradan çağrım, dediğim gibi bütçe görüşmelerinde de bu konuyu detaylı olarak ele alacağım. O güne kadar tüm paydaşlarla oturulup doğruysa yapılan insanlara bunlarla ilgili bilimsel açıklamalar yapılsın, veriler verilsin. Hata ya da esneme payı varsa, herkesin kazanabileceği formüller varsa ki bize olduğu söyleniyor. Bu formüllerin hayata geçirilmesi için samimiyetle zaman harcansın. Bu ülkenin bakanlarının, Turizm Bakanı'nın, Başbakanı'nın bizi dava ettiniz. Biz küstük oynama ekleme hakkı yoktur. Bugün itibariyle söyleyeceklerim bu kadardır. Dediğim gibi bütçe görüşmelerinde de biz bunun takibini yapacağız. Hazreti Hanım, soru alırsınız. Sayın Başkan uygun görürse. Buyurun sorun. Acaba niyet oradaki işletmecileri caydırıp kaçırmak ve hazır limanlar özelleştiriliyorken antik limanı da özelleştirmek olabilir mi? Bununla ilgili olarak Sami Bey çok teşekkür ederim sorunuz için. Bu aşamada bununla ilgili olarak ben detaylı iddia ortaya koyacak veri olmamakla birlikte elimde aslında bu soruya cevap verebilecek kadar veriye ulaştığımı düşünüyorum. Şöyle ki, yap işlet devret modeliyle limanın içerisindeki alanın, yani yatların, teknelerin olduğu alanın farklı bir süreçte büyük şirketlere, hatta isminin belli olduğu işletmelere söz verildiği söyleniyor. Sadece bu kadarını duysaydım, bunu bu kürsüden ifade etmezdim ama bana bir çizim de gösterildi. Yani ben dediğim gibi kim yaptı, yürürlüğe geçecek, geçmeyecek ama limanın içerisiyle ilgili yan kısmına geçecek şekilde bazı çizimler olduğu sadece söylenmedi. Elimde herhangi bir belge yoktur. Bazı çizimler de gösterildi. Bununla ilgili olarak da elbette endişe ediyoruz. Çünkü sürekli sürpriz yumurta gibi bu hükümet iktidara geldikleri günden beri, iktidarlar diyeyim çünkü tabii ki başkanlar değişiyor, bakanlar değişiyor. Her biri de ayrı bir iktidar, ayrı bir önceki UBP hükümetinden bir sonraki UBP hükümeti birbirinden ayrı gibi davranıyorlar. İktidarlar diyeceğim o yüzden.
hep inkar da ediyorlar. Evet, olabilir, muhtemeldir ve artık endişelerimiz vardır bu toplumda. Çünkü geceden sabaha emirnamelerin iptal edildiği, imar planlarının 4 yılda geçemediği, 4 yıl sonra geçirdikleri 2019 imar planı üzerinden bakın biz ne güzel planlıyoruz, biz ne güzel kalkınıyoruz, daha kalkınma planı da hazırlayacağız diyecek kadar kendini bilmez, kendinden geçmiş de bir yapıyla karşı karşıya kaldığımız için sizin ifade ettiğiniz endişelerle alakalı olarak da evet zemin vardır. Üzülerek de bunu buradan ifade etmek isterim. Sayın Vekilim, bir düzeltme yapma gereği hissediyorum. Elbette, buyurun Sayın Vekilim. Yani bir Ginneli vekili olarak ben de yakından takip ettiğim için sizin bahsettiğiniz ve soruya cevaben atfen o ilave bir ek bir projedir. Yani limanın genişletilmesi, yatların limana yanaşması ve o bölgede hatta bir denizle bağlantılı olarak bir liman kentinde en büyük eksiğimiz bir müze eksikliğimiz var. Hatta müze yapılması, hatta belediyenin de projesinin oraya bağlanarak bir bütünsel bir proje hazırlığı var. Ben de gördüm. Ama bu soru veya sizin ifade ettiğiniz şekilde değil, o tamamen ayrı bir proje olarak i̇şte olduğunu keşke biliyorum. Keşke bizimle de detayları paylaşılsa, bölge halkıyla paylaşılsa. Yok, ben kendi meramdan, araştırmamdan, bir Ginneli vekil olarak doğru bilgiye ulaşma gereği hissettiğim için. Bu böyle bir durum olduğunu da teyit ettiğiniz için size ayrıca teşekkür ederim bu vesileyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.